mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Spor Panorama programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, bu akşam yine dop dolu bir program var. Hem konuklar olarak dolu, hem konular olarak dolu bir program. Gerçekten de güzel bir program olacağını umuyorum. Değerli konuklarımız var. Bu akşam Edirne'de sporun lokomotifi olan bir kurum, DSİ Spor. DSİ Teşkilatı'nın spora bakış açısını yıllardan beri bilen, herkes de bunu bilir zaten. Her spor branşında, futbolunda, basketbolunda, yüzmesinde, her spor branşında gerçekten de yıllardan beri ilimize büyük hizmetler veren bu kurumun sporcuları ve teknik adamları, başkanları bu akşam konuğumuz, Spor Panorama'nın konuğu. U15 ve U17'lerde şampiyon oldular ve onları temsilen takım kaptanları da bu akşam konuğumuz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bölgesel amatör ligi bizlere yorumlayan teknik direktör Sayın Haluk Çelim hocam ile amatörleri değerlendiren Adnan Yıldız hocam da konuğumuz. Ben hemen tek tek konuklarımı göstermesini istiyorum ve soldan Sayın Ali Karaaslan'la başlıyorum. Teknik sorumlu, DSİ'nin teknik sorumlusu. İyi akşamlar. Evet, Ali Karaaslan'ı şimdi görebiliyoruz. Evet. Hemen yanında Şenol Tekin, genel kaptan, DSİ Spor'un genel kaptanı. Ve hemen yanımda benim Ömer Bora Poyraz, kulüp başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ve çocuklarımızı da hemen tanıyalım. U15'lerin kaptanı Ekincan Nazlı. Merhaba. Ve hemen yanında U17'lerin kaptanı Necip Can Göktaş. Yaşanlar. Hoş geldiniz. Ve Haluk hocam burada, birkaç haftadır yoktu. Hemen kendisini de görelim. Şimdi şöyle, birkaç haftadan beri yok demeyelim de bölgesel bir amatör ligin arası vardı, o yüzden buradaydık. Tabii ki sizin yokluğunuzdan bahsetmedim zaten. Evet. Evet. Ve Adnan Yıldız hocamı da bir görelim. Beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Evet, hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, DSİ Spor dedik. U15 dedik. Tabii ki bunları konuşacağız. Ama bu programımızda sadece bunlar değil. DSİ Spor'un dışında konuşacağımız konular da var. Amatörlükler başladı. İkinci yarı başladı. Süper amatörde ve birinci amatörde maçlar oynandı. Bunlarla ilgili Adnan hocamız değerlendirmeler yapacak. Bunların sonuçlarını aldı. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Bal Ligi'nde bizim temsilcimiz Edirne Spor haricinde Büyükçekmece ile yapacağı maç haricindeki tüm maçlar oynandı. Kocaeli bu ligdeki ağırlığını gösterdi ve bu hafta elde ettiği Çengelköy'ün 3-0'lık galibiyetiyle liderliğe oturdu. Bununla ilgili de sizlere bilgiler vereceğiz. Cedvelleri biraz sonra sizlere anlatmaya çalışacağız. Ve Haluk hocamın tabii ki bu konudaki yorumlarını alacağız. Futbol Faal Hakem ve Gözlemcileri Derneği geçtiğimiz günlerde seçim gerçekleştirdi. Ve yine eski başkan Bilal Turan bu seçimi kazandı. Bilal Turan da açıklamalar yaptı. Hem bununla ilgili olarak hem de uygulamaya konulan bir değişikliği anlattı. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Basketbol Kadınlar 1. Ligi'nde Edirne'mizi temsil eden Edirne Belediyesi Edirne Spor güçlü rakibi Fenerbahçe ile oynadı. Başa baş bir mücadele. Güzel bir oyun ama çirkin bir tribün hareketleri. Bunları da sizlere hem görüntüleriyle vereceğiz. Yalnız bir tek şeyi başlamadan önce, buna girmeden önce söyleyeyim. Ben biraz önce konuklarımla da bu konuyu paylaşırken söyledim. Büyük takımlar geldiği zaman nedense onların seyircileri buraya geldiklerinde, küçük bir şehre geldiklerinde herhalde buranın atmosferini kendilerine göre küçük mü görüyorlar da böyle olaylar çıkartıyorlar, anlamak mümkün değil. Bunları da tartışacağız efendim. Evet başkanım, DSİ ile başlıyoruz. DSİ biraz önce söylediğim gibi yıllarca hakikaten sporda her branşında büyük gayretleri, büyük ezberli olan bir kurumdur. U15'lerde ve U17'lerde şampiyon oldunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Nasıl gidiyor? DSİ kurum olarak spora bakışı nasıl? Bunları sizden dinleyelim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi bizde biz 2013 yılının Mayıs ayında yönetime geldik. Yaptığımız icraatlardan bir tanesi, tabii biraz
süre alaraktan bir belli bir süre geçtikten sonra futbol, basketbol, voleybol, tenis branşımız var, yüzme branşımız var. Bunlarda Edirne gençlerini spora kazandırmak. Yani bizim vizyonumuz bu. Buradan yeni bir nesil oluşturmak. Ve bu anlamda da bu geçtiğimiz yaz bir çalışma yaptık. Arda Hoca'yı Ali Hoca'yı beraber futbol takımının başına getirdik. İki Edirne Spor Kaptanı'na. İki Edirne Spor Kaptanı'nı birden getirdik. Şimdi bizim amacımızı onlara da anlattık. Ali Hoca'mız zaten biliyordu. Arda Hoca'mıza da anlattık. Bu işin yetenek kısmı var. Her yerde var. Edirne'mizde de var. Ama bu işin çalışma kısmını daha çok gündeme getirdik. Biz yaklaşık olarak Ağustos sonundan beri bütün branşlarda neredeyse idman yapıyoruz. Ve bunun başarılarını şu anda topluyoruz. Yani bunun meyveleri şu anda yavaş yavaş geliyor. Hem başarılı bir nesil hem de efendi, dürüst, insanları hoşgörülü, yani insan kazandırmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da sağ olsun bizim kurumumuz bize destek veriyor. Tesislerimiz bizim DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün içinde. Bir önceki dönemdeki bölge müdürümüz Yunus Algın sağ olsun. Ve şimdiki bölge müdürümüz Adil Sabancı Bey bize desteklerini esirgemiyorlar. Yanımızda oluyorlar. Çünkü onlar da hizmet amacıyla burada oldukları için bizim de yaptığımız spor konusunda bir kitlesel bir hizmet. Ve bu yönde de hani şu anda başarılarımız futbolda geldi. Ama biz bütün olarak bakıyoruz. DSİ Spor olarak diğer branşlarda da bu başarıları bekliyoruz. Ve yavaş yavaş da meyvelerin hepsini alacağımızı da düşünüyoruz. Bakarsanız bizim amatör takımımızı yaş ortalaması 17.3. Yani 16-17 yaşında çocuklar oynuyor. Ve ne oluyor? Bunları gören diğer aileler diyorlar ki ya diyorlar tamam çocuklarımızı götürelim spor yapsınlar. Niye? Okullarda konuşuyorlar. Diyorlar ki ben bu hafta gol attım, pas verdim. İşte biz bu hafta maçı kazandık dediği zaman oynayası olmayan ben dediğim gibi yetenekleri hevesleniyor. Yani yeteneği olmasa dahi azim geliyor. Doğru. Ve ne oluyor? Spor yapmaya başlıyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bizden daha da tecrübelisiniz. Yani bir insan spor yaptığı zaman çok zarar vermez. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü bizim atamız ne demişti? Ben sporcunun ahlaklı, zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını tabii. Yani sporcu insanlar böyle olurlar geneli. Doğru söylüyorsunuz. Biz bunu çocuklarımızı dışarıdan kopartıp sahalara getirirsek zaten burada bir nevi bazı kötü olabilecek alışkanlıklarından da kurtarmış oluyoruz. Doğru. Zaten Ali hocamız da sağ olsun yani bu konuda kendisiyle de ortak görüşümüz zaten bu. Biz çocuğa tamam yüklemesini yapalım. Spor yapsın. Çalışsın. Ama aynı zamanda iyi bir birey olsun. Hani sahada kazanmak adına her şeyi yapmasın. Doğru. Çünkü önceliğini hani hem bizim bir kurumumuz var. Önce kurumu temsil ediyoruz. Sonra da yani o çocuk kendini bireysel olarak temsil ediyor. Evet. Bizim amacımız buydu. Yani yavaş yavaş bunları kazanmıştık zaten de. Hani şampiyon olarak bir nevi vizyonu koymuş olduk. Doğru. Yani bu da bizim amaçlarımızın hayata geçtiğini, gerçekleştiğini görüyorsunuz. Aynen öyle dediğiniz gibi. O da mutluluk veriyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Peki kutluyorum değerli başkanım. İnşallah bu gayret ve özverileriniz bu çocuklarımızı hele hele çağımızda günümüzde hakikaten böyle gençleri artık kontrol altına almak bile güçleştiği bir dönemde onları sahalara çekebilmek, salonlara çekebilmek, spor yaptırabilmek hakikaten çok önemli bir görev. Ben her zaman söylüyorum bir eğitimci olduğum için de buna özellikle değiniyorum. Her programda bir defa dile getiriyorum. Her gün görüyoruz televizyonlarda işte bonzai içmiş, fenalaşmış, bilmem ne yapmış. Evet. 15-16 yaşında çocuklar evet. Hayatları kararıyor. Ama bu çocuklar işte o sahalarda pırlanta gibi pırıl pırıl. Aynen hocam. Onları oraya çekmek çok önemli. Ben kutluyorum sizleri gerçekten de.
Evet, Şenol Tekin. Şenol Tekin hemen yanında. Şenol Tekin'i evet. Tanırsınız. Şenol Tekin, Erol Şenol kardeşlerin evet, küçük olanı. Evet. Abisi Erol da vardı. O da çok iyi bir futbolcuydu. Evet. Hakikaten yıllarca Edirne'de Uzunköprü'de başlayan, çünkü Uzunköprü'dedir onlar. Çekirgeler böyle kapı. Ve gerçekten de yıllarca oynadılar. Evet. Bir genel kaptan olarak da eski bir futbolcu olarak DSİ Spor'da önemli görevler ifa ettiğini biliyorum. Evet. Artı Ali gibi, Arda gibi bu konunun kompedanı olan ve uzmanı olan kişilerin yanında da çok işbirliği yaptığınıza da inanıyorum. Evet. Senden de diyorum. Hocam, ilk başta sezon başında biz kan değişikliğiyle başladık. Esen Hoca'nın yerine Arda Hoca'mı getirdik. Yönetim olarak karar aldık o zaman. Ondan sonra çalışmalarımız 3 ay önceden başladı. Yani çalışmalarımız haftada 5 idmanla başladık çocuklar. Gayet iyi idman yaptılar. Ali Hocam'la sağ olsun birbirlerini tamamlıyorlar zaten. Maçlara da birlikte çıkıyorlar ikisi birden. Yani çocuklar olsun, çok uyum içinde çalıştık. Gayet iyiydi. Yönetim olarak da karar aldık. Hiçbir futbolcu dışarıdan almayacağız diye söz verdik. Dışarıdan bir tane futbolcu almadık. Hep gençleştirdik takımımızı. Yani diğer sene öğrencilerimiz vardı bizim, dışarıdan gelen öğrencilerimiz. Onlara yol parası veriyorduk. İşte cepten harçlı koyduk. Böyle bir şey yapmadık bu sene. Yani gençlerimizin önü açıldı. Gayet de iyi oldu bu sene. Çok da iyi tamamladık ligi yani. 17'lerde olsun, 15'lerde olsun, amatör takımlarda oynuyor çocuklar. Tabii bunlardaki başarı bana göre daha da önemli. Çünkü gelecek vadeden bunlar hocam zaten. Bir de çoğu tanıyor birbirlerini. Spor şeyinden geldiler. Altyapısından geldiler çoğu. Ne güzel, ne güzel. Ondan dolayı birbirlerini tamamlıyorlar çocuklar. Yani hepsinin topla nerede buluşacağını da biliyorlar. Bir de hocalarımız çok iyi. Yani biz de yönetim kurulumuzda çok genç bir yönetim kurulumuz var gerçekten. Çok iyi uyum içine çalışıyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar hocam yani. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şenol, gerçekten de başarılar diliyorum sağ sizlere. Olsun. Evet, Ali Karaaslan, Edirneliler çok yakından tanır. Edirne Spor'un, Sarı Kırmızılı Edirne Spor'un ikinci liglerde mücadele ettiği dönemde takıma yıllarca kaptanlık yapan, Kaptan Ali diye geçer zaten adı. Ali Karaaslan şu anda DSİ Spor'un teknik sorumlusu olarak görev yapıyor. İşte başarılarını görüyoruz. İşte iki hem 15'lerde hem 17'lerde şampiyon. Arda ile beraber takım arkadaşı da aynı zamanda zaten. Yıllarca birlikte oynadılar. Ali, senden dinleyelim bunları. Şimdi başkanımız genelde her şeyi anlattı. Biz bu sene ilk başta amatörlük şöyle bir şey. Karşılık beklemeden yapılan bir iş. Eskiden amatörümüz şu anda birçok kulüpte var ama bizde yok, artık bitirdik. Para karşılığı olmayacak. Bizde altyapıdan gelen futbolcu başarılı veya başarısız sahaya çıkacak. DSİ Spor'u iyi bir şekilde temsil edecek. Şöyle bir şey var. Mağlup olduktan sonra da gidip rakibin elini sıkan bir DSİ Spor. Bravo. Önemli olan bu. Ne kadar güzel. Biz Arda ile birbirimizi tamamladık. Bir de şöyle bir şey var. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi kendi tesislerimiz var hocam. Orada istediğimiz kadar, istediğimiz gün, istediğimiz saat idman yapıyoruz. Bu işte çok önemli. Bunlar avantaj. Çok büyük avantaj. Bir de takımı gençleştirip çok idman yaptığımız için cumartesi günü 16-17 yaş grubunda çıktığımız takım pazar günü 9 kişi değişmeden amatör maça çıkıyor. Hiç de sırıtmıyorlar. Şu anda avarajda lig ikincisiyiz. Amatörde de bu gençler. Aynı takım 9 kişi. 2 tane kaptanımız var. Biri 19 yaşında, biri 23 yaşında. Onlar dahil oluyor. Pazar günü amatör maça çıkıyoruz. Bu da yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu ispat ediyor. Ahlaklı bir nesil yetiştirmeye de çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar birazcık da eğitimlerine dikkat ediyoruz. Mesela karnesini iyi olmayan futbolculara bazı ufak tefek cezalar veriyoruz. Kadroya almamak gibi, oynatmamak gibi falan. Biraz daha yani mesela kaptanlarım teşekkür aldılar. Herkes için de kutluyoruz teşekkür olanları, takdirname alanları falan. Bu da bir itici güç oluyor. Doğru. Çok da memnunuz takımlarımızdan. Çok güzel. Hemen çocuklarımıza geçelim biz. Kaptanlara geçelim. U15'in kaptanı Ekincan Nazlı. Evet, nasıl geçiyor? Nasıl gitti? Şampiyonluk nasıl geldi? Rakipler nasıldı? Bu birinci turda bunu soracağım. Sonra da eğitim öğretimle ilgili de soracağım size. Ben bir eğitimci olduğum için, öğretmen olduğum için çok önemli. Çok. Onu da sorarım. Derslerle spor bir arada nasıl yürüyor? Evet, dinliyoruz seni. O kadar çalışmamıza rağmen emeklerimizi sarf edip kazandık. Yani
o kadar antrenman, yani her gün fazlasıyla diğer takımlardan ayrılacağımız bu oldu. Zaten her zaman ikinci yarılar, maçın başından beri o kadar istekli, gayretli bir takımla böyle bu kadar iyi yerlere gelinir. Evet. Rakipler nasıldı? Rakipler yani Edirne'ye göre tabii ki de çok iyi rakipler. Hocam bir araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi 15'ler, 17'ler ve amatörlerde, amatör tam olarak demeyeceğim ama 15-17'lerde maçlarımızı genellikle ikinci yarı koparıyoruz. Sebebi de çok çalışma, çok idmanlı olduğumuz için. He, karşı taraf bitiyor, siz aynen öyle. Bir de şöyle veliler bazen diyor ki spor yapan işte eğitime engelleniyor falan. Örnekleri burada. Hem eğitimi iyi gidiyor, hem de oluyorlar. Aynen, hem de sporları iyi gidiyor. Tamam. Yapabilen, kendini ayarlayabilen başarıya ulaşıyor. Şurada söze girebilir miyim? İşin doğrusunu söylemek gerekirse iyi kötü eğitim camiasından gelmiş insanlarız. Sporu zeki insanlar yapar. Aptal insan spor yapamaz. Bunun için sporcu ne olursa olsun derslerinde başarısızsa sporcu olamaz. Başarısız insan da derslerinde zaten sporcu olamaz. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Eğer bir insan zeki ise insanlardan, diğer insanlardan onu ayıran sporculuk yönü vardır. Veya başka bir hobisi, başka bir yeteneği vardır. Çok iyi satranççı da olabilir. Bu da bir spordur. Çok iyi voleybolcu olabilir. Bu da bir spordur. Onun için sporu açıkça söylemek gerekirse zeki insanlar yapıyor. Dersleri de iyi olacak. Zaten dersleri zayıf olan insanın sporda yeri yoktur. Bazı veliler şöyle düşünüyorlar. O yanlış düşünüyor. Çocuklarımız yanlış. Çok idman yapıyor, geliyor yorgun yok, yatıyor. Yok. Hayır, öyle bir şey yok. Her şey kendine program, şimdi kendi programlarını yaparlarsa. Şimdi birebir yaşayanlardan evet. Biri benim. Yıllarca yöneticilik yaptım. Okul müdürü olarak çocukları seçersiniz bir spor branşına. Antrenmanlar başlar. İşte gelir sabahları bu veli. Müdür bey, ya çocuk Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyor. Ne olur yani benim çocuk çıksın, yapmasın işte. Bunu defalarca anlattık. Ya çocuğuna bunun yararı olur, zararı olmaz dedik. Evet. Sen söyle. Zararı var mı, yararı var mı? Onu sen anlat. Zararı olsa böyle iyi bir okulda okumazdım. Değil mi? Ve başarılı olamazdın. Yani başarılı olamazdım. İkisi beraber... Çok iyi gidiyor yani. Çok iyi gidiyor diyorsun. Ya şimdi şey var, sporda iki tane şey var, etken var. Birisi otokontrol sistemini sağlıyorsun, ikincisi pedagojik eğitimi de öğreniyorsun. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl yapacağını biliyorlar. Bunlar zaten pedagojik eğitimden geçiyorlar. Evet, Engincan, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Yok. İkincan hocam. Birine bir göz daha versene. Geliyoruz de. Şu gruplar falan var mı? Tabii. Yani gruplarda da tabii hocam, iddialıyız. Şöyle bir şey var şimdi. Evet. Yine araya girdim ama. Bu çocuklar böyle başarılı oldular. DSİ olarak, yönetim, hocalar olarak görevimiz bitti. Türkiye Şampiyonası'nda tanıdık kişileri aradığımızda bize şöyle söylüyorlar. Biz Türkiye Şampiyonası'na squatlar olarak gelip adam bakacağız. İşte bundan sonra artık onların piyasası. Yani çalışmaların karşılığını belki orada alabiliriz yani. İnşallah bir iki kişi, birkaç kişi giderse. Ekincan, dikkatli ol. Beğenmeye gelebilirler. O zaman Necip'e ver mikrofonu da. Necip de aynı şeyleri soruyorum sana da Necip. Necip Can Göktaş, U17 DSİ Spor'un kaptanıyım. 2014-2015 sezonunda U17 ligini şampiyon olarak bitirdik. Başta Arda hocamız ve Ali hocamız olmak üzere bizimle çok planlı çalıştılar. Bizimle çok ilgilendiler. Zaten oyuncu grubu olarak 6-7 yıldır birlikte olan arkadaşlarımız var. Sürekli takımda dostluk ve saygı sevgi çerçevesinde ilerliyor her şey. Yöneticilerimizin de katkısıyla birlikte bu yıl şampiyon olarak tamamladık. Şampiyonada da ilimizi iyi bir şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Teşekkür ederim. Eğitim öğretimle olan bağlantıyı senden de dinleyelim. Eğitim öğretim spor açıkçası deşarj olmamı sağlıyor. Bunun sayesinde hani derslerime daha çok adapte olabiliyorum. Doğru. Yani okulum da iyi, derslerim de iyi, arkadaşlarımla aramın da iyi olmasını sağlıyor bunlar. Spor çok şey kazandırdı bize. Peki, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hem spor hayatınızda hem eğitim öğretimde. Sizlerden söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizinle ilgili iki yorumcumdan da yorum alacağım ben de. Tabii, buyursunlar. Teşekkürler. Değerlendirme yapmalarını. Haluk hocam, DSİ spor deyince. Şimdi şöyle, her şeyden önce DSİ yönetim kurulunu, DSİ'deki teknik insanları baştan sona tebrik ediyorum. Ali Karaaslan'ı sormaya gerek yok. Ali Karaaslan Edirne ilinde bazı şeyler yapmış insan fakat değeri az bilinen insanlardan bir tanesidir.
Edirne'mizde antrenör yetişmesine rağmen, teknik adam yetişmesine rağmen biz neyi ekmezse hep dışarıdan bir şeyler ararız. Kendi içimizdeki şöyle söyleyelim, çilekleri bulamayız. Hep çileklerin üstündeki kremalara bakarız da çileklerin altındaki elimizdeki kıymetleri bilmeyiz biz. Maalesef böyle bir toplumuz. Benim sevindiğim taraf hiç olmazsa bu çocuklar U15, U16, U17 demin hocalarının söylediğine göre hem kendi gruplarında oynuyorlar hem işte amatör takımda oynuyorlar ve fazla maç yapmış oluyorlar. Ben burada eleştirdiğim bir olay vardır. Ben bu yine stüdyoda yine bu ekranlar bazında yetişen çocukların 3 tane maçta futbolcu olamayacağını söyledim. Evet. Yani bakıyorsunuz gruplara U15 grubu 4 tane takımdan oluşmuş. Bir tanesi çekiliyor. 2 tane maç yapıyorsun. Evet. Gruplara gideceksin. Başarılı olamazsın kardeşim. Evet. Aynen. Eğer başarılı olmak istiyorsan mutlaka ve mutlaka çok maç yapman lazım. Ali Hoca'nın söylediği gibi az önce gruplara gidilecek. Gruplarda gençlerimize vurgu yapmak istiyorum. Çok gruplara geldik. Çok adam izledik. Hakan Kereçleri, Niyazileri işte buna benzer yerlerden bizler bulup getirdik. Çok izlemeye gelirler. Evet. Akıllı olurlarsa, takım oyunu oynarlarsa, becerilerini ön plana çıkarırlarsa kendileri için gelecek olur. Türkiye'de açıkça söylemek gerekirse son 2014-2015 sezonunda seyircinin azaldığını görüyoruz. Edirne'de hemen hemen futbol adına sporun bittiğini görüyoruz. Ben açıkça kötü niyetle söylemiyorum. Yok. Yani bu işi yapabilecek genç yetenekli idarecilere ve bu işin içinden gelmiş insanlara ihtiyaç var. Ağırlığını ne şekilde olursa olsun vuracaklar. Ne olursa olsun reel gelirlerini oturtacaklar. Reel geliri olmayan kulüpler kapanacak, gidecek. Bu açıkçası. Ben 6-7 Ocak tarihleri arasında buradan 3-4 tane de arkadaşımız varlardı. Uluslararası antrenör gelişim seminerine gittik. Fatih Hoca'nın bir söylediği bir söz var. Çalışanla çalışmayan bir olmaz. Bugün bakıyorsun şeyde 3 milyon sporcu var Türkiye'de 77 milyon içerisinde. Gidiyorsun Hollanda'da 18 milyon içerisinde 15 milyon sporcu var. Nasıl başarılı olacaksın? Ve Fatih Hoca'nın söylediği bir söz vardı. O çok dikkatimi çekti. Eğer bizim PTT 1. liginde diyelim ki Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa Ligi'ne gidecek takımımızın UEFA kriterlerine göre kıstasları tutan bir takımımız yok. Yok. Doğru. Onun evet. için bütün kulüpler bu amatöründen başlayacak tabii alttan başlayacak en üste kadar çok akıllı olmak zorunda, çok iyi yönetilmek zorunda. Bu işi yapacak insanları da çok iyi seçmek zorundalar. Benim bir söyleyeceğim. Şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Şimdi biz geçen sene U15'ti, değil mi? U15'lerden evet. şampiyonuz. Evet. Yani biz geçen sene U15'lerden şampiyon olduk. Şimdi dedik ki Çanakkale'de turnuva var. Bölge şampiyonası olacak. Tamam dedik, gidiyoruz. Şimdi federasyon şimdi futboldan bahsediliyor. Yani altyapılara destekten bahsediyorlar ama federasyon bunlardan bahsederken bu desteğini benim gördüğüm kadarıyla herkes sadece televizyondaki desteği görüyor. Şimdi kulüp olarak baktığımızda biz dedik tamam biz gideceğiz. Bu federasyona ne kadarlık bir katkısı var dedik bize. Söylenen 1.000 lira. Rakam 1.000 lira. 22 kişi buradan Çanakkale'ye gidecek. 4 gün kalacak. Otobüs kalkmaz. 1000 lira para. Dedik nasıl kalkacağız bunun altından? Ama kim? Sponsor Nike. Nasıl 1000 lira yani? Şimdi biz DSE Spor olarak gittik. Ne yaptık? Yani bütçemizi sıktık, bir şeyler yaptık, çocukları öyle... Hani Yıldırım nasıl gidecek? Yeni imalat yani, nasıl gidecek? Evet gidecek? Hocam. Yani evet, küçük evet. pazar nasıl gidecek? Tabii, aynen öyle. Çok bizim bunları sorgulamamız gerekir aslında. Ve federasyonlar içerisinde de en zengin ve özel federasyon evet. futbol federasyonu. Evet. Buna rağmen amatörlere bakış açısı, evet. amatörlere maddi katkısını işte hiç başkanın yok. Ağzından duyuyoruz. Yani inşallah duyarlar. İnşallah duyarlar. İnşallah. Adnan senden almak evet. istiyorum DSE ile ilgili. Ben önce tabii ki ben de bir değişik bir pencereden bakmak istiyorum. Şimdi Edirne ve su işlerinin spordaki başarılarını önce bu sporcuları ruhen ve bedenen Haluk Çelim hocam bir şeyleri anlattı. Ali Karaaslan ve Arda Denizeri gibi bir teknik adamın tabii ki hazırladığını şüphe yok. Şimdi en son çok güzel bir konuya girdiniz. Sayın Başkanım girdi. Şimdi devlet su işlerinin bir gücü var. Devlet gücü var. Futbol sahası var.
Bakın biraz evvel ne diyor Haluk Karahaslan? Ben istediğim saatte girerim, istediğim saatte çıkarım. Ama Ali Karahaslan'ın rakibi 45 dakikalık bir antrenman sonucunda takımını antre ediyor. Şimdi biz burada Sayın Başkanım'a bilhassa kesinlikle DSE'nin başarısını gölgelemek istemem. Ama eşit şartlarda yarışmadığınızı ilde bilmenizi isterim. Şimdi doğruları şehrimizde anlatalım. Siz Devlet Su İşleri Kurumu'na tabii ki saygı duyuyorum. Ama bakın ne diyorsunuz? Ben haftanın her günü girerim. 5 saat çalışırım, 6 saat çalışırım. İyi, güzel. Rakip? 45 dakika. Şimdi burada rakibin yenilmesi, şampiyon olması, öbürünün olmaması falan bunlar ikinci planda. Keşke DSE'nin imkanlarına hepsi sahip olsa. Zaten önemli olan o. Yani birinin imkanı varken öbürünün yok diye onlar da sahaya girmemezdik yapmayacaklar. Hayır, bunu başkan yani söyledi. İmkan ben zaten diyecek bile istemiyordum. Başkan hani, açtı. Rakiplerinin yani, parasal yöne girdiniz. Önemli değil. Ben parasal yönü o anlamda söylemiyorum. Ben federasyonun altyapılara bakışını söylüyorum. Tamam, bunlar takımlara yansımıyor. Şunu söylemek istiyorum. O tesisler varken ama o tesislerin bir de giderleri var. Tabii ki. Bir de şöyle hemen tamamlayayım kısaca sözlerimi. Edirne Devlet Su İşleri, Edirne Futbolu'nun aktif rol almıyor. Neden almıyor? Siz tamam altyapınıza çıtanızı koymuşsunuz. Çıtanız altyapıda duruyor. Sonra neredesiniz? 15 seneden beri birinci amatör ligde oynuyorsunuz. Peki siz Edirne Futbolu'na, Edirne'de profesyonel takım lokomotifinde neden dükkanı kapatmışsınız, kepenkleri indirmişsiniz? Neden Süper Lig'deki eski Devlet Su İşleri, Ali Karahaslan çok iyi bilir, Türkiye 3. Ligi'nde rol aldı? Oynadık, evet. Burada bir durmanızın nedeni ne Sayın Başkanım? Yani Edirne'de şunu anlatın. Ben söyleyeyim bakın, o zaman. Bakın tabii ki ben zaten bunu açmalıyım, ben değişik bakarım. Devlet Su İşleri'nin bu imkanları 10 numara 2 teknik adamı var. Ali Karahaslan, Ardahan Denizeri. Altyapıdaki topçulara topa nasıl vurulur? Nerede durulur? En iyi onlar öğretir. İnanıyorum. Ama gelin görün ki orada duruyorsunuz ve birinci amatör kümede çakıldınız 15 seneden beri. Edirne futboluna lokomotif olmanızı bekliyorum. Saygılarımı ben sunarım. Ben başkanım istersen buyur başkanım. Benim sonra ben şöyle söyleyeyim. Bir söyleyeceğim var. Şimdi üst yapıda takımı kurarsınız. 3 tane transfer yaptınız. 4 tane transfer yaptınız. Şampiyon oldunuz. Bir sonraki sene 3 tane transfer yaptınız, para kalmadı. Geriye. Sonra esame okunmaz. Önce sağlam bir altyapıyla gelelim. Bakın 17.3 yaş ortalaması var. Şampiyon olduğu sürece hani bu takım biz tutmuyoruz. Bu takım oynasın, devam. Oynasın, devam. Oynasın. Ama dediğim gibi ben hocalarıma da söyledim. Benim şu andaki gördüğüm vizyonum olarak baktığımda altyapıyla bir yere gelmemiz gerekir. Altyapı bir yere gelmeden üste bir şey koyarsanız yıkılır. Olin Edirne. Temeli sağlamlaştırıyorsunuz. Evet. Olin Edirne. Yalnız Andan'ın dediği bu temeli sağlamlaştırma süresi biraz uzun oldu. Uzun sürdü. Ama ben söyledim hocam. 15 senedir diyor temel daha hala sağlamlaştırıyor. Uzun sürdü yani. Hocam. Yani uzun sürdü. Peki 3. lige çıktık. Evet. Çıktık mı? Çıktık. Evet. Evet. Bir yıl kaldık. Evet. Sonra bölge müdürümüz bir baktı. Gelirler 100 lira, gider 500 lira. Biz dedi kurum takımıyız. Beni hemen ufacık bir şeyde görevden alırlar. Eşit olması lazım. Dayanamıyoruz dedi, kulübü çekiyorum dedi. Kurum takımı altyapıda görev yapacak dedi. Onun için bizdeki çok iştahlı çalışan kesim de bir yerde küstü, kırıldı. Mesela şu çim sahayı atölyede çalışan arkadaşlarımız sırtında taşıyarak getirdiler, kurdular. Şimdi hiçbirinde heves kalmadı. Şimdiki, yani iddialı değiliz yani. Şimdiki Devlet Su İşleri'nin başkanı bu zihniyete mi sahip? Hayır. Siz 15 sene önceki kişinin zihniyetini söylüyorsunuz. İşte bak o zihniyet çalışanları şevkini de kırdı. Kurumlarda öyle konmuş ama bir hocam, usul devam eder. Hocam o zaman pardon. O zaman biz sevgili hocam ne zaman Avrupa'ya yetişeceğiz? Ya böyle şey olur mu Ali? Katılmıyorum. Olabilir. Şimdi şu var, şöyle bir şey var, şunu vurgulamak isteyelim de, değişik bir kötü değil de Adnan'ın bağdaştırmaya gelelim konuyu. İşin özüne baktığımız zaman Edirne Devlet Su İşleri sporda lokomotif bir kulüp. Küçük bir kulüp değildir. Bizim için en üstün. Edirne Devlet Su İşleri'nde sizler göreve gelmeden önce
Ben bir yıla yakın çalıştım ve bırakmak zorunda kaldım. Bırakmamın ana sebeplerinden bir tanesi de o günkü yönetim kurulunun pasifize olmasıydı. Nasıl? Hocam işte biz, ben turnuvaya gitmek istiyorum. Hani gençleri götürmek istiyorsun Batı Futbol Federasyonu'nun. Bu çocukların eğitilmesi, önü açılması için. Ve biz gidemeyiz, paramız yok. Biz buraya gidelim, gidemeyiz. O zaman devlet su işleri olamaz. Yani altyapının önemini buradan. Eğer bizler altyapıyı çok iyi yapmak istiyorsak, az önce söylediğimiz gibi bu çocukların bol oynaması ve turnuvalara katılması lazım. Şimdi ben şu andaki bakış açınıza hemfikirim. Ama onun için bak, yıllardan beri gelen hani değişik yönetimlerin verdiği şeylerde çıtanın yükselmemesi, Adnan'ın vurgulamak istediğim, mesela daha iyi futbolcular yetişip piyasaya sunulması lazım. Az evvel siz söylediniz. Yarın öbür gün bunlar gruplara gittiği zaman gelecek insanlar. İnşallah devlet suçlarından diyelim ki Erçetin gitti, diyelim ki işte şu gitti, bu gitti diye duyalım artık biz bunları. Altyapısı kuvvetli olan kulübün bir de meyvelerinin satıldığını görelim. Şimdi işi yendiğini görelim. Tabii. Şimdi bu kupalar buradayken bunları tartışmanın hiçbir anlamı yok. Şimdi iyi olan tartışılır, kötü olan tartışılır. Gözde düşürmeyelim. Şimdi devlet su işleri bir kurum. Yok öyle bir şey. Her şeyden önce. Ama hocam, bırakın şey, başka kulüplerle değerlendirmeyin. Hocam. Başında bir genel müdür vardır. Hocam bak, daire müdürleri vardır. Yani siz orada takım yönetimi nedir yani? O yap derse yapacaktır. Evet. Yapmayacak derdi. Hocam, derse yapmayacaktır. Başımızdaki bölge müdürünün bakış açısına bağlı. O kadar bitti. Bütün her şey. Her şey öyledir. Yes. Yarın bir gün başka birisi gelir. Mesela bize Konya'dan gelen müdür dedik, istemiyorum, kapatıyorum kulübü dedi. Devlet su işlerine bir müdür geldi. Dedi ki sosyal tesisleri kaldırın. Eğlence istemiyorum buradan. Basit. Kaldırıldı. Kaldırın. Futbolu amatör seviyede yapacaksınız. Devam. Eskisi i̇şte gibi rahatlık yani yok. Yani sonuçta bak, o serbestliği mi yoktur. Yönetimin hiçbir o kadar sözlerin başında zaten onu dedim. Ben kurumu hedef alabilir miyim? Edirne'nin en büyük lokomotif takımı. Doğruyu bulmaya çalışıyoruz. En değerli birbirimizi bilgilendiriyoruz. Evet, ben çalıştırıcılarla meyvesi olan ağaç taşlanıyor. Şu kupalar varken şu çocuklarımızın başarısını konuşmak için burada onları çağırdık. Yakışmış zaten. Yakışmış çocuklarımız. Ama senin söylediklerin yanlış mı? Değil. Doğru şeyler bunlar ama bunu da düşüneceğiz. Devlet su işleri bir kurumdur. Evet. Kurumun başında amirler vardır. Yönetimin inisiyatifi belli bir yere kadardır. Buraya kadar gitme sınır belirlemişlerdir ona. Bundan sonrası yasak. Bundan fazla konuşmak yasak. Yönetip de genel müdüre sabahleyin kapısını açsın devlet su işleri müdürünün. Arkadaş sen beni neye göndermişsin desin bakayım. Ben 30 sene devlet memurluğu yaptım. Hiyerarşik bir sıra vardır. Konuşacağın lafı da bileceksin. Yaptığın hareketi de bileceksin. Devlet memurluğu böyledir. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu başarılar için kutluyorum. Bu pırlanta gibi çocuklarımızı hakikaten tebrik ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Derslerinde de başarılı olduğunuz için de bir eğitimci olarak bununla gurur duyuyorum. Her yerde söyleyeceğim örnek artık. Gidin diyeceğim DSE'yi de görün. Sporla okulu nasıl birlikte götürüyorlar, nasıl başarıya ulaşıyorlar? Hocam bir de son bir not. Bizden iki tane 16 yaşındaki futbolcumuz Kasımpaşa'nın daveti üzerine 5 günlük yarın yola çıkıyorlar. Orada misafir edilecek, idmana çıkarılacaklar. Tebrik ediyorum. Burada beğenildiler, orada da bir yakışmış, görmek istiyorlar. Yakışmış, ne kadar güzel. Tebrik İstediğimiz ediyorum. Bunlar zaten. Çok sağ olun, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kısa bir ara efendim. Evet değerli izleyiciler, birinci bölümde konuk ettiğimiz DSE Spor'un futbolcu ve yöneticilerini, teknik adamlarını uğurladık. İkinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölümde sevgili Adnan bugün başlayan süper amatör ve birinci amatörlükle ilgili bilgileri sizlere aktarsın. Daha sonra Bal Ligi'ni değerlendirmeye, ardından da Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz Edirne Belediyesi Edirne Spor maçının Fenerbahçe ile oynadığı maçın değerlendirmelerini yapalım. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Edirne Televizyonu'nun hep bu amatör spora vermiş olduğu hizmeti devam ettiriyoruz. İkinci yarı bugün başladı. Sevgili izleyicilerimiz, Edirne'de amatör futbol tabii ki herkesin konuştuğu bir şey, fakat bir an evvel toparlanması için hakikaten değişikliklere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Gelelim müsabakalara. Bugün süper amatör kümede ilginç müsabakalara şahit olduk ve izledik. Örneğin Süper Amatör Lig'in birinci takımıyla 12. sıradaki bulunan Yıldırım Spor'un futbol müsabakasının zevksiz,
kalitesiz fakat Edirne'nin lider takımı Edirne Spor kazanmasını 3 golle bildi. Ancak Edirne Spor futbolcuların Yıldırım Spor futbol takımını sahaya çıktıkları zaman küçümsemeleri kimsenin dikkatinden kaçmadı. Bütün orada spor otoriteleri bu şekilde bu maçtan ama her şeyde galibiyet tabii ki örter. Tebrik ediyoruz Edirne Spor'u ve maçı Edirne Spor 3-1 kazandı. Ondan sonra inanılmaz bir puan mücadelesine şahit olduk. Bu puan mücadelesinde Tunca ile Saraçhane'yi gördük. Saraçhane ve Tunca, burada önce Saraçhane. Saraçhane de kendine bir transfer konusunda yenilik yaparak ben bu kümede kalmak istiyorum diyor. Tutunmak istiyor. Tunca'nın karşısına böyle çıktı. Ancak Tunca'da işler çok değişik. Neden? Tunca'nın daha altyapısı oturmuş ve inanılmaz bir transferle teknik heyeti burada tebrik ediyorum Tunca'nın teknik heyetini. Hüseyin Yetimoğulları'nı alarak inanılmaz bir orta saha dengesini koyarak Edirne'de yıllardan beri altyapısında başarılı olan bir takımı motive ederek ikinci devrede ben varım diyen bir Tunca Spor gördük. Tunca Spor'da bu maçı 4-1 net bir skorla kazanmayı bildi. Sevgili Edirne'liler alışık olmadığınız bir spor sonucu vereceğim. Keşan 15, Kazanova 0. Yok böyle bir şey. Burada size bırakıyorum. Subaşı Uzunköprü müsabakasında ise Subaşı inanılmaz bir galibiyet aldı ve ben bu ligde kalıyorum diyerek Uzunköprü'yü 2-1 mağlup etmeyi başardı. 18 Kasım Karaağaç Arda maçı ise baştan sona heyecanlı geçerek mağlup duruma düşen Arda Spor toparlanarak ikinci yarıda maçı 5-2 gibi kazandı. Son maç ise oynanmadı bu ligde. Neden oynanmadı? İpsala futbol sahasının zemininin suyla kaplı olmasının sebebiyle bu müsabaka oynanmadı. Hocam kısaca süper amatörümüz böyle. Sizin birinci amatör? Birinci amatörde tabii ki müsabakalar var. Onları da verelim. Çarşı Spor yeni imaret maçı. Hakikaten onu da izledik. Bayağı geç olmasına rağmen saat 6.30 gibi bitti bu müsabaka. 4-3 Çarşı Spor kazanmasını bildi. Ama inanılmaz bir müsabakaydı. Yeni imareti de tebrik ediyoruz. İbriktepe Karpuzlu'ya boyun eğdi. 4-0 kaybetti. Bunları tabii biz seyretmedik. Sadece sonuçlarını veriyoruz. Ve Karlova'da Havsa'yı kendi evinde 4-3 gibi bir skorla yenmeyi başardı. Kirşane gelelim B grubuna. Birinci amatörün. Kirşane'de yeni mahalleyi 4-1. Ve bundan sonraki iki müsabaka ise oynanmadı. Ancak öyle bir müsabaka var ki emniyet güçlerinin gelmemesiyle, yani köylerde emniyet gücü derken yanlış bilgi vermeyelim, jandarma. Jandarmanın bu müsabakaya gelmemesi Kırcasali Doyran maçına ve hakemin 15 dakika gibi bir kısa zamanda maçı tatil etmesi dikkatlerden kaçmadı. Ne kadar beklemesi lazım? Yani normal bir yarım saat durması lazım. Evet. Tabii ki. Bunu ben futbol il temsilcisi tarafından bilgi alarak konuşuyorum. Onun bilgileri dahilinde. Bu benim fikrim değil. Ve kısaca böyle sevgili hocam. Amatörler böyle. Sevindirici. İkinci yarılara herkes hazırlanmış. Oldu. Evet değerli izleyiciler, amatörlerle ilgili bilgileri sevgili Adnan sizlere verdikten sonra biraz önce program açılışında bahsettiğim gibi Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği'nin seçimi vardı. Bilal Turan eski başkan bu seçimi de kazanmayı bildi ve mikrofonlarımıza konuştu. O röportajı verelim efendim. Sayın Bilal Turan, yeni bu seçimden önce başarılarımızın devamını diliyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz camianıza. Teşekkür ederim. Mesajlarımızı ve duygularımızı almak istiyorum. Biz 19 Ocak Pazartesi günü 11. olağan genel kurulumuzu yaptık. Bizim ekip zaten 12 yıldan beri görevde. 5. kez bizi bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız burada hep amatör kulüplerle beraber, futbolun altyapısıyla beraber hakem yetiştirmek. Onların sosyal faaliyetlerini düzenlemek. Önümüzdeki dönemde de bize bu için görev verdikleri için bu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu hakem gelişimine katkıda bulunursak çok mutlu olacağız. Bizim yaptığımız son araştırmalarda bu
sporcu lisansların hakemler tarafından maç öncesi kontrolü söz konusunda. Yani lisansının ibra eden antrenörler ve idarecilerin dışında bazı gelişmeler, bazı rahatsızlıklar gördük birinci devre. Bu konuda da bazı önlemler almışsınız. Kurum olarak bu önlemleri bize anlatır mısınız? Bize zaten hakemler müsabakadan öncesi lisansları kontrol ediyorlar. İsimle lisansların doğruluğu açısından. Ama kulüplerden talep geldiği takdirde bunun resimlerini de hakemler kontrol edebilirler. O hakka sahipler. İtiraz halinde zaten bunu yapıyorlar. Yani bir kulüp itiraz ettiği anda hakemler bunu futbolcuyu görmek zorunda, onunla fotoğraf çektirmek zorunda, lisansı dikkatli incelemek zorunda. Ha bu talep genel olarak gelirse ilk etki kurulundan biz bunu seve seve yaparız. Evet, Bilal Turan'ı ve ekibini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Zaten yıllardan beri bu görevi başarıyla da yapıyor, gözlemlediğimiz kadarıyla. Bunu diğer arkadaşları da bu başarıyı inkar etmemişler ki kendisini tekrar bu göreve ekibiyle birlikte getirmişler. Bilal Turan ve ekibini tekrar kutluyor ve başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, Bal Ligi'nde Edirne Spor'umuz yarın oynayacak Büyükçekmece ile 25 Kasım stadında. Ama Edirne Spor'un dışındaki müsabakalar hepsi oynandı. Herhalde sınava girecek öğrenci bu maçtaki bu maçın takımlarında varmış olmalı ki sadece bu ertelendi, tehir oldu bir gün sonraya. Önemli maçlar vardı, önemli sonuçlar vardı Bal Ligi'nde. İsterseniz onları şimdi Haluk Hocam'la birlikte değerlendireceğiz ama bir ekrana haftanın maçlarını bir getirirse hocam ben hiç konuşmayayım, siz devam edin. Şimdi işin özetine bakarsak ilk önce şöyle söylemek gerekiyor. Edirne Gençlik Kulübü'nün bulunduğu 11. grup geçen hafta maçlara başlandı. Evet. Geçen haftaki maçları irdelediğimizde burada ben geliyorum diyen bir Kocaeli, ben geliyorum diyen bir Tekirdağ, Tekirdağ'ın maçı olmamasına rağmen bu hafta oynanan maçlardan sonra çıkan durum ortaya çıktı ki öyle ki bir de hiç kimsenin hesaba katmadığı Çınarlı ile Erok'un bir patlayışı var. Evet. Hele hele Erok Spor iki haftadan beri galip. Hele hele Erok Spor'un aldığı geçen haftaki galibiyetin önemi çok daha büyük. Lider takımı yendi. Doğru. Lider takım kimdi geçen hafta? Çengelköy'dü. Çengelköy'ü yendi. Bu haftaki maçlara bakıyoruz. Arnavutköy Belediye, Ergene Belimeşe, Arnavutköy galip. Ondan sonra Erok Spor'a bakıyoruz. Keşan Anafartaları felaket bir şekilde yenmiş. Anafartalar artık bitti, bitti. Yok. Anafartalar kesin düşen takımlardan bir tanesi. Kocaeli ben varım. Biz bundan ikinci ilk devre bitmeden evvel 2-3 hafta öncesinde yine bu programda üzerine basa basa söylemiştik. Evet. Dikkat edin Kocaeli geliyor, dikkat edin Tekirdağ geliyoruz demiştik. Ve hakikaten bu takımlar geliyor. Karadeniz Ereğli'nden Çınarlı'nın da puan çıkarması yine büyük sürpriz. Demek ki şu gözlemimizi yapmamız lazım. Erok Spor ve Çınarlı Spor devre arasındaki transferleri iyi kullanmışlar. Kadrolarını yenilemişler. Çalışmalarını iyi yapmışlar. Ben öyle tahmin ediyorum ki bunlar bireysel alınan değil de 4-5 tane futbolcunun bir araya gelerek aynı takımda oynayan oyuncuların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir kadro. Çünkü tek tek gelen insanları bir arada 15 gün içerisinde 20 gün içerisinde motive etmenin olasılığı yok. Yok. Takımımızda yine büyük bir değişiklik var. Geçen hafta Çınarlı Spor'a mağlup olan Edirne Spor Gençlik Kulübü hoca değişikliğine gitti. Mustafa Hoca, Sayın Mustafa Ülkü ben bırakıyorum dedi. Yönetimle bir araya gelerek anlaştılar. Her ne hikmetse ben burada sözlerimi yeni gelen Algun Erdem'e başarılar dileyerek söylemek istiyorum. Fakat bizi yöneten idarecilerin, bizleri yöneten insanların çok akıllı olması lazım. Bizim sokağa atılacak paramız yok. Ben yeni gelen hocamıza başarılar dilediğim için bunu çok açıkça söylüyorum. Edirne'de hoca mı yoktu kardeşim? Edirne'de bu işi yapacak insan mı yoktu? Bizim paralarımız bu kadar sokağa atılacak kadar net fazla mı geliyor? Ondan sonra paramız yok diye niye alışıyoruz? Evet. Ya bu takım hep birlikte
bize koordine edecek insanlarımız var. Bize bu işleri yapabilecek antrenörlerimiz, teknik adamlarımız var. Niye dışarıdaki insanlara geliyoruz? Ha dışarıdaki insan, benim burada Edirne'de bu işi yapacak insanım yok dersin. Ondan sonra dersin ki hakikaten arkadaş senden daha üst düzeyde bir insan getirdim. Yazık, inşallah gelen arkadaşımız, gelen meslektaşımız başarılı olur. Ama Edirne Gençlik Kulübü'nün Çınarlı mağlubiyetiyle başlayan olayının, ben inşallah bu Büyükçekmece maçını seyrettikten sonra önümüzdeki haftalardaki yorumlara katılırsak zaten gerekli yorumları ortaya koyacağız. Maçı seyretmeden Edirne Gençlik Kulübü'nün ikinci devreye nasıl hazırlandığını bir şey söyleyemiyorum. Yalnız en son Mustafa Ülke Hoca ile görüştüğümde, hocam 2-3 tane transfer yaptık ama yaptığımız transferlerin çok yeterli olduğunu söyleyemem. Hani orta düzey, hani işte futbolcu şeklinde, hani maçı kurtaracak, maçı belirli yere getirecek adamlar değil diye kendisinde görüştüğümde böyle şey etmişti. Edirne Gençlik Kulübü, ben şöyle sadece Edirne Gençlik Kulübü'nü demiyorum. Keşan Anaf Artalar Spor olarak baktığımız zaman puan cetvelinde maalesef en son iki sırayı paylaşan ilimizin takımları. Acaba diyoruz ki, soru işareti, demin devlet suçlarındaki çok başarılı çocuklarımızı, çok büyük imkanları olan çocuklarımızı ağırlarken diyoruz ki Edirne'deki futbol bitti mi? Demin Adnan Hoca söylüyor. Edirne Süper Amatör Ligi'ne bakıyoruz. İnanılmaz sonuçlar. Diğer birinciliklere bakıyoruz. Olmayacak sonuçlar, iptal edilen maçlar. Biz nereye gidiyoruz? Edirne'deki futbol nereye gidiyor? Edirne'deki spor nereye gidiyor? Bunları hep birlikte konuşmamız lazım. Bunun yanında olan güzel şeyler de var. Bunları da yeri geldiği zaman anlatırız. Tabii şimdi hocam, bu Edirne Spor'un hocasıyla ilgili olarak da bir çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sizin dediğinizi söyleyenler de var. Yani hem maddi açıdan sıkıntı içerisinde olduğunu beyan ediyorlar, hem de böyle dışarıdan hoca alarak bunu daha ucuza yapacak ve daha diploma sahibi, kariyer sahibi hocalar var burada diyorlar. En son olarak da şunu söylüyorlar. Çok mu gerekliydi? Kadir Hoca orada var. O da olabilir. Sportif direktör, giydirin eşofmanları, verin takımın sorumluluğunu ona. O yapsın olabilir, diyenler olabilir de var tabii ki. Tabii bunu bilemeyiz. Ne düşünmüştür yönetimin vermiş olduğu bir karar? Ama dediğimiz gibi bu kararı verirken çok iyi hesaplar yapmak lazım. Tabii bunu sonuçta göreceğiz. Her ne kadar biz şampiyonluk iddiasında değiliz dense de düşmek de var. Düşmek de var. Düşmek de var. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Anapartalar gidiyor. Bir de Edirne Spor'un gitmesi bana göre çok kötü olur. İlimiz için çok çok kötü olur. Bal Ligi'ne alt taraftan gelecek olan Edirne Spor'un da şu anda hala birleşme durumu söz konusu olmadığı için aynı imkanlarla Bal Ligi'nde mücadele ettiğinde şu anda alınan sonuçtan çok farklı sonuç alacağını da zannetmiyorum. Çünkü birleşme olduğu takdirde ancak iki kulübün gücü bir araya gelirse, maddi manevi güçlü bir takım oluşur. O zaman Bal Ligi'nde daha iyi yerlerde mücadele eden bir takım konumuna döner. Ama bu şartlar altında bu Edirne Spor'da, yani sarı kırmızı Edirne Spor'da Bal Ligi'ne çıkmış olsa, bundan daha üst seviyelerde veya daha iyi bir futbol ortaya koyarak mücadele edecek bir takım oluşacağını da ihtimal vermiyorum. Kamuoyundaki görüşler de böyle. Sadece bunlar benim görüşüm. Biz zaten hocam birleşme olmayacak galiba. Yakında zaten şey geliyor. Şöyle söylemek gerekirse ilk taksitlerin ödeme günü geliyor. Evet. Birleşme olsa hani biz yardım edeceğiz, hani birleşeceğiz diyen insanlar nerede? O verilen sözler, vaatler nerede? 22 milyar lira taksit geliyor. Tabii geliyor. Şimdi neyi konuşuyoruz? Neyi tartışıyoruz? Ya az önce sizin söylediğiniz olay çok güzel. Biz birlikten kuvveti doğuracağız. Başka türlü olamayız yani. Evet. Bize Edirne'de 250 bin nüfusu olan bir ilde kalkıp da 20 tane takıma ihtiyaç yok. Doğru. Bize bir tane takıma ihtiyaç var. İnşallah belediye başkanı da zaten bu görüşte. İnşallah o zaten başlattı. Bu kıvılcımı o çaktı. Bu ateşi o yaktı. Hocam İnşallah bekliyoruz. Onun gayretiyle de bunlar olacak. Bu an durumunu bir verelim. Bal Ligi'nin. Bu an durumunu. Ben puan durumunu verirken arkadaşımız söyleyelim. Kocaeli 30 puanla liderliğe oturdu. Evet. Arnavutköy Belediye 28 puanda. Çengelköy mağlup olduğu için 27 puanda. Tekirdağ maç eksiğine rağmen 26 puanda. Evet. Velimeşe 23 puanda. Kozlu Belediye 22 puanda.
Rakibimiz olacak. Yarın oynayacağımız maçta Büyükçekmece 17 puanında. Karadeniz bir puan daha alarak 17 puana çıktı. Erok en dipteydi. 15 puan. Evet. İki haftadan beri galip. Çınarlı bu hafta bir puan aldı. 14 puan. Baba eski maçı yoktu. 13 puan. 13 puanda Edirne Gençlik Kulübü'nün 11 puanı var. Bir maç noksanı var. Anafartaların 4. Anafartalar artık el salladı. İşte biz bunlardan diğer Edirne Gençlik Kulübü'nün de bunların arasında en sonuncu olarak girmesini istemiyoruz. İnşallah Edirne'yi temsil edecek yerde bitirirler. Bu birleşme mi olur? Birleşmeden mi olur? Nasıl olursa olsun ama Edirne'mizi temsil eden bir takımın bulunmasında yarar var diyoruz. Doğru. Lokomotif takımlara ihtiyacı var Edirne. Doğru. Evet, haftaya oynanacak maçları bir görelim. Evet, 1 Şubat tarihinde oynanacak olan maçlar: Anafartalar Tekirdağ Spor, Bobeski Spor Arnavutköy Belediye, Ergene Belimeşe Edirne Spor GK, Büyükçekmece Belediyesi, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Çınarlı Spor Kocaeli Spor, Kozlu Belediye, Erok Spor. Hocam, şimdi burada değerlendirmeyi yapmaya şeye göre yapıyoruz. Biz daha önce bu takımların çoğunu izledik ama İkinci devre arasında neler yaptıklarına ona bakarak şey diyoruz. Bir kere her şeyden önce Anafartalar Tekirdağ. Tekirdağ 2. Evet. Banko 2. Eğer şeyde olursa iddia sonuçlarında falan Banko 2. Ben olsam öyle oynarım. Evet. Babaeski Arnavutköy. Babaeski'nin de iyi bir gidişat yok. Arnavutköy'ün yine yararlı, iyi transferler yaptığını duyduk. Öyle şeyler aldık. Arnavutköy'ün galibiyeti diyorum. Benim kişisel görüşüm. Velimeşe Edirne. Evet. Ergene Velimeşe Edirne zor bir maç. Nasıl bir maç olacağını yarınki maça bağlı. Evet, Edirne Spor'un yarın alacağı sonuç ve ortaya koyacağı futbol o çok önemli. O maçın dengesini daha kolaylaştıracak. Şimdi bizim maçtan o maçtan sonra Büyükçekmece Karadeniz Ereğli şey var. Bana göre bir beraberlik kokan bir maç. Evet. Çınarlı Kocaeli. Kocaeli geliyorum diyor. Yılların Türkiye 1. Ligi'nde oynamış, Süper Ligi'nde oynamış. Korkunç bir takımıydı. 5 yıldızlı tesisleri olan bir kulüp şimdi buralarda olmasına 6000 seyirciyle geliyor. İnanamıyoruz. Tabii evet şu anda. Çınarlı Kocaeli, ben Kocaeli'nin galibiyeti diyorum. Kozlu Belediyesi Erok Spor. İşte soru işareti. Erok ama ikinci yarıya çok iyi başladı. Sonucu merak ettiğim maçlardan bir tanesi. 3 ihtimalli bir maç. Tamam, bütün maçlar 3 ihtimalli ama bu maçı çok merak ediyorum. Bir dahaki haftaya birlikte bakacağız. İnşallah. Şimdi değerli izleyiciler, bu hafta oynanan maçlar böyle. Maçın başında da söyledik. Edirne Spor Büyükçekmece yarın saat 13.30'da 25 Kasım stadında oynanacak. Tüm Edirnelileri bu maça davet ediyoruz. Takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Edirne Spor GK için önemli bir karşılaşma bu. İkinci yarının ilk maçında mağlup oldu. Kendi rakibine mağlup oldu. Düşme potasında bulunan Çınarlı'ya mağlup oldu. O maç çok önemli. Tekirdağ'a yenilin. Kocaeli'ne yenilin. Arnavutköy'e yenilin. Ama Çınarlı, Babaeski, bunlar çok önemli maçlar. Çünkü hepsi potanın içerisinde olan takımlar. Onun için yarınki karşılaşma çok önemli. Buradan galibiyetle ayrıldığı takdirde Edirne Spor GK en azından haftaya Velimeşe'ye gidecek. Ve bu moralle bu maçta da bir şeyler gösterecektir diye düşünüyorum. Ama yarınki maçta hiç temenni etmediğimiz, arzulamadığımız bir sonuç doğduğu takdirde bu moralsizlik, iki hafta ard arda ikinci yarının iki maçında mağlup olmak o futbolcuları da bana göre demoralize eder, morallerini bozar. Haftaya gideceği karşılaşma içinde çok iyi şeyler söylenemez diye düşünüyorum. Şimdi hocam, şöyle vurgulamak gerekirse bir maçın sonucunu etki eden nedenler vardır. Hakem, takımın kadroları, rakip takım, hava, saha koşulları, seyirci. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman ben diyorum ki Edirne Gençlik Kulübü'nün sporcularına, eğer bizleri izliyorlarsa, ayaklarınız yere sağlam bassın. Bugün hava yağışlıydı, yarın da yağışlı olacak. Kaygan bir zemin. Doğru. Futbolun nasıl oynanacağı, o sahanın şartlarına göre oynanması nasıl gerekiyorsa öyle oynayacaksın. Ben çalım atacağım, top süreceğim dersen kaybedersin. Güçlü ve kuvvetli, zinde,
ilk toplara müdahale eden takım olursan kazanırsın. Zamane zemine uygun hareket kesin, etmek lazım. Kesin. Bundan ötesi yok. Eşin bir kuralı koymak mümkün yok, değil bu tür mümkün şeylerde. Değil, mümkün değil. Evet. Onun için çok akıllı olmamız evet. lazım. Ben de katılıyorum. Seyirci desteğini almamız lazım. Hakemin durumunu. Ya sporcu az evvel programın başında söyledik. Zeki insanlar, akıllı insanlar spor yapar. Hakemin durumunu izleyeceksin. Hakeme evet. itiraz eden, hakemin işte hareketlerini falan veya hakemin tutumunu, hakemin maç yönetimini akıllı bir şekilde analiz eden sporcu çabuk analiz edecek, ona göre davranmasını bilecek. Bir de seyircinin de çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Takımını noksan bırakmayacaksın. Düşmeye oynuyoruz. Seyircinin tam anlamıyla destek vermesini istiyoruz. Evet. Edirne Gençlik Kulübü'ne yarınki maçta başarılar diliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hemen basketbolla devam edelim. Saatimiz yavaş yavaş ilerliyor. Evet, basketbolda Kadınlar Basketbol Ligi'nin 1. Ligi'nde Edirne'mizi temsil eden Edirne Belediyesi Edirne Spor gerçekten de güçlü rakibi karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Ama olmadı. Tabii Fenerbahçe karşısında mağlup olmak çok kaybedilmiş bir şey değil. Neden? Bugün Fenerbahçe artık Avrupa liglerinde başarı elde eden bir takım. Yani üç büyükleri bu kategorinin dışına çıkartmak lazım. Ama onlardan alınacak galibiyet elbette en önemli galibiyetlerdir. Ama yenildiğinizde de çok fazla üzülülmesi gereken bir şey değildir. Ama böyle bir mücadeleden sonra, böyle başa baş bir mücadeleden sonra yenilmek elbette üzücü. Artı bu saha ve tribün olayları üzüntü yaratıyor. Hakikaten hoş şeyler değil. Bilemiyorum, ben demin de söyledim, açılışta da söyledim. Yani buraya gelen büyük takımlarımızın seyircileri, onu getirdikleri seyirciler nasıl davranıyorlar bilemiyorum. Buradaki seyircileri, buradaki takımları küçük mü görüyorlar? Yani buraya gelip de siz Edirne Spor tribününün önüne geçeceksiniz ve takımlarınızın pankartını açacaksınız. Yani böyle bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Yapamazsınız. Buna müdahale ettiğiniz zaman da karşı çıkacaksınız. Bir takım hareketler yapacaksınız. Bakın şimdi tabii duyuyoruz. Bunu izleyenlerden alıyoruz. Dışarıdaki olayları gören ve görüntüleyenlerden bilgiler alıyoruz. Daha maç başlamadan yüzü gözü kan içerisinde olan, daha dışarıda maç başlamadan kavga etmiş kendi aralarında. Kavga etmiş Fenerbahçe taraftarları içeriye giriyor. Bilemiyorum, bunlar içeriye alınmamalı mıydı? Alınmalı mıydı? Bu biraz tereddüt hasıl oluyor bende. Bana göre bu bir şey yapmıştır. Bunu sorgulamakta yarar var. Bu çocuk dışarıda kendi seyircisiyle kavga ediyorsa içeriye girdiği zaman mutlak surette rakip takımın seyircisiyle de kavga edecektir diye düşünüyorum. Bir anlamda onların tahriklerine bizim seyircilerimizin, bizim çocuklarımızın da kapılmaması gerekir. Onlar tahrik ediyorlar zaten. Onlar zaten bunları yapıyorlar. Saldırıyorlar. Bir takım şeyler yapıyorlar. Ama biz de daha temkinli olacağız. Çünkü saha bizim. Bizim sahamız. Kaç defa anons yapılmış. Bakın, bir anons 2,5 milyar. Bir anons cezası. 5 anons yapıldı. 12,5 milyar lira para ceza. Yani bunlar çok önemli. Hakikaten çok önemli. Ama Fenerbahçe seyircisinin yaptığı hiç hoş şeyler değil. Edirne Spor'un oyunu hakikaten mükemmel. Değerlendirdiğimiz zaman daha maçın başında, yani bu pankart olayı cereyan ediyor. Yani pankart açıyorlar ve bizim seyircinin, Edirne Spor seyircisinin önünde Fenerbahçe pankartını. Kim ister bunu? Hiç kimse istemez. Ve olaylar burada başlıyor ve maç 10 dakika geç başlıyor. Bu olayların yatıştırılması, bu tepkilerin durmasını bekliyorlar ve 10 dakikalık bir süreç geçiyor. Ve ardından maç başlıyor ve ilk periyot 16-19 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçiyor ilk periyotta. İkinci periyotta, yani ilk devrenin sonunda, Edirne Spor 41-37'lik bir üstünlük sağlıyor. Yani ilk yarıyı Edirne Spor üstün kapatıyor. 41-37. İki basketlik bir üstünlükle kapatıyor. Şimdi bakın, bu işte bizi üzen taraf bu. Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı
önde kapatıyorsunuz. Bu iyi bir mücadele örneği, iyi bir oyun bana göre. Bunun karşılığını almak istiyor çocuklar. O bakımdan seyirci de tabii ki takımlarını destekliyor. Ama karşı tarafın tepkilerine daha dikkatli karşılık vermekte yarar var. Tabii emniyet güçleri daha içeride başlıyor müdahaleye. Haklı olarak yapılanları mutlak surette önleyemediğiniz zaman yapılacak şeyler emniyet güçleri tarafından belli. Onları uyguluyorlar. Dışarıda da bunlar devam ediyor. Biraz önce görüntülerini de izlediniz. Onlar da dağılmayan ve kavgaların devam ettiği, her köşe başında bir kavga. Bakıyorsunuz sarı lacivertli kaşkolü var, sarı lacivertli forması var. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bakın. Galatasaray geldi, Galatasaray'da da aynı şeyler oldu burada. Birbirleriyle kavga ettiler. Ardından döndüler. Edirne sporlu çocuklara sataştılar. Onlarla kavga ettiler. Bunlar hoş şeyler değil. Yani bu büyük takımlar buraya geldiği zaman bilmiyorum. Nasıl görüyorlar, nasıl bakıyorlarsa hoş bakmıyorlar demek ki. Ama böyle olmamalı. Ve üçüncü periyotta Fenerbahçe 7-0'lık bir seri yakalıyor ve bu seri sayesinde de 55-51'e getiriyor maçı. Yani üçüncü periyodun sonunda 55-51 var. Ve dördüncü periyotta Fenerbahçe bir seri daha yakalıyor. 10-1'lik bir seri yakalıyor. 10 sayı atıyor ve 69-59 iken skor son 2 dakika 49 saniye ve olaylar patlak veriyor. Ardından maç durduruluyor ve saha boşaltılıyor, tribünler boşaltılıyor. Yeniden başlıyor 45 dakika sonra. Tabii ki olan oluyor ve bu karşılaşma sonunda Fenerbahçe 77-68'lik bir galibiyetle Edirne'den ayrılıyor. Netice önemli değil, başında söylediğim gibi. Kızların bu mücadelesi bana göre kendilerinin rakipleri olabilecek takımlara karşı galibiyet almaya yeter de artar bile. Ha biz Fenerbahçe'yi yenmeyelim. Ha Galatasaray'ı yenmeyelim. Ha Botaş'ı yenmeyelim. Ama bize göre takımlar çok var orada. Biz kendimizi playoff için kendi rakiplerimizi en azından o ilk altının hemen altındaki takımları yenecek güce sahip olduğumuzu Fenerbahçe maçında gösterdik. O bakımdan ben kızlarımızı yürekten kutluyorum. Hocamızı, koçumuzu yürekten kutluyorum. İnşallah bu başarılar devam edecek. Seyircilerimize de o Edirne Spor'u yürekten destekleyen genç kardeşlerimize de biraz daha metanetli, biraz daha sabırlı, onların tarihlerine kapılmadan maçlarını izlemelerini ve takımlarını desteklemelerini öneriyorum bir ağabey olarak, bir spor adamı olarak. Çünkü bize yakışan budur. Edirne Avrupa'ya açılan bir pencere ise yapmamız gereken budur. Yapmamız gereken budur. Biz Edirne'deyiz. Edirne Avrupa şehri diyoruz. Çağdaş insanlar şehri diyoruz. Onun için de bize yakışan da budur. Zaten çok fazla bir şey yok. Bizden kaynaklanan olay değil. Bizim seyircimizden kaynaklanan olay yok burada. Fenerbahçe seyircisinin yapmış olduğu olaylardı bunlar. İnşallah bundan sonra olmaz bunlar. Ve bundan sonra da kızlarımıza, Edirne Belediyesi, Edirne Spor'umuza başarılar diliyorum. İnşallah playoff'ta görürüz. Playoff'ta görürüz. Bütün dileğimiz, arzumuz bu. Programımızı noktalıyoruz sevgili hocam. Sizin son sözlerinizi alalım. Şimdi şöyle, siz bayağıca söz ettiniz. Edirne Spor Belediyesi, Edirne Spor Bayan Basketbol Takımı'nı canı gönülden kutluyorum, takip ediyorum puan durumlarını, her hafta aldıkları sonuçlarını falan. Maçlarına pek fazla gidemedim. Fakat işin özünde baktığımız zaman Edirne'yi temsil ediyorlar. Ve normal olarak Fenerbahçe, Galatasaray veya buna benzer maçlarda Edirne Spor gibi takımların daha üst düzeyde performans göstermesi doğaldır. Çünkü büyük takıma karşı oynuyorsun. Doğru. Çocuklar kendiliğinden motive olurlar. Doğru. Doğaldır. Bizim insanımızın ne yapacağını, ne yapabileceğini gösteriyoruz biz burada. Edirne'ye yakışan şeylerde seyircimizin daha karşı seyirciyle muhatap olmaması, kendi takımını desteklemesine yakışan da zaten budur. Biz Edirne'liysek en güzelini yapalım, en iyisini yapalım. Kızlarımızı, teknik kadroyu, idari kadroyu canı gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili abi. Evet, ben de tabii ki yarın pazartesi olmasına rağmen
sevgili Edirneliler, 25 Kasım Stadı'na lütfen bir ara evet gelmenizi istiyorum. Bir de bu yeni yönetim, bu Savaş Üner ve bizim Edirne GK'nın Erkan Esenkal'la konuşma fırsatı buldum. 30 bin lira para verdim sporculara. Çınarlı maçına tam gücümüzle gittik. 13 yöneticiyle gittik. Ne gerekiyorsa yaptık. Çünkü biraz evvel Melih Hocam Çınarlı'ya yenilmememiz lazım dedi. Ama bu yönetim o maça tam ekip olarak gidip Çınarlı maçından önce futbolculara 30 bin TL'yi dağıtıp tam güçle çıktığından herkesin emin olmasını söyledi Erkan Esenkal. Ve inanılmaz bir çizelge gösterdi bana. Şimdiye kadar kimsenin Edirne Spor futbolcusunun tam primlerini ödendiğini tüm spor kamuoyunun bilmesini söyledi saygılarımızla. Lütfen yarın 25 Kasım'a gidelim. Teşekkür ediyorum sevgili abim. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın.